Geceler sevgili seyirciler gündem ötesine başlıyoruz. Bu gece programda aslında sizin uzun zamandan beri hocamız nerede 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 dediğiniz Profesör Doktor Tufan Gündüzü nihayet yeniden konuk ediyoruz. Bu birinci müjdemiz. İkincisi ee, yeni bir film vizyona girdi, Kurtuluş Hattı diye. Ee, milli Mücadele Dönemi ve hatta çok e, bildiğimiz e, milli kahramanlarımızın da e, yine orada canlandırıldığı, e, hayatın içinden bazı gerçeklerin de yer aldığı ama tabii kurgusal karakterler de var. Milli Mücadele Dönemi özellikle de istihbarat faaliyetleriyle ilgili e, telgrafa dair ve bir telgrafla ilgili kahramanımıza dair e, konuların anlatıldığı enteresan, güzel ve duygulu bir film. Dediğim gibi vizyona girdi. O filmin bol bol bu gece ...dağıtacağız biletinden. Selman Kayabaşı da bizlerle birlikte. Kendisi hem senaryosunu yazdı hem yönetmenliğini yaptı. E, tabii tarihçi kimliği de olduğu için dedik ki... ...biz bu gece Tufan Hoca ile beraber bir güzel oturalım. Çünkü bunca program yaptık. Tabii ki istihbarat konuşmuşluğumuz var. Milli Mücadele'den de bahsetmişliğimiz var. Ama Milli Mücadele'ye dair özelinde istihbarat faaliyetlerini... ...belki bu kadar detaylı konuşmadık. E, bu alanda da e, kahramanlarımız söz konusu... Anlatacağız kimlerden bahsedeceğimizi ve tabii e, sizlere bileti de verebilmek adına teşekkür ederim etiketini kullanarak bu gece ilerleyelim istiyoruz. Çünkü bizim hakikaten e, manevi duygularla... Ve milli kahramanlıklarını da hatırlatarak tekrar tekrar e, teşekkür etmemiz gereken çokça isim var. Siz isterseniz etikete bu isimleri de yazabilirsiniz. Onun dışında bizim sorularımıza cevap da verebilirsiniz. Dediğim gibi bu gece etiketimiz teşekkür ederim. E, Twitter'dan, Instagram'dan bizlere lütfen yazın ve hatta yazmaya da başladılar böyle döktürüyorlar. E, hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Teşekkür. Ederim. İyi ki geldiniz. Sağ olun. E, film çok etkileyiciydi. Ama tabii filme dair de sormak istediklerim var. Ee, bazı sahneleri de ekrana taşıyacağız. Onun dışında da tabii ki e, Manastırlı Hamdi e, özellikle konuşmamız gereken bir karakter. Şimdi ben ilk sözü e, Tufan hocamıza vermeden önce hemen sorulardan bir tanesini yönelteyim. Mehmet Akif ki e, filmde Mehmet Akif'i de göreceğiz bol bol. Mehmet Akif şiirinde kimin neslini atıp yapar? İlk etiketimiz e, teşekkür ederimin ilk sorusu bu olsun. Mehmet Akif şiirinde kimin nesini atıp yapar? Bu soruyla başlamış olalım ve şimdi ilk olarak Tufan hocamıza döneceğim. Şimdi sevgili hocam, milli mücadele dönemi diyoruz. İşte e, filmi de ben özel gösteriminde gördüğüm kadarıyla. Telgrafla ilgili olarak e, işgalci kuvvetler özellikle bunun kesilmesini istiyorlar ki Anadolu'yla İstanbul'un herhangi bir irtibatı kalmasın diye. Ve e, işgal dönemini ve milli mücadeleyi yani o anki tabloyu anlamamız adına bizi bir oraya yolculuk yapar yaptırır mısınız? Bize bir anlatabilir misiniz? Nasıl bir e, vatan e, ve o günkü insanın yaşadığı duyguyu? Yani bir vaziyeti manzarayı umumiyeye bir bakmak Lütfen. gerekiyor esasında. Şimdi 1918 yılının Ekim ayında Mondros Mütarekesi imzalandığında aslında her şeyin bitmediğini İngilizler de çok iyi biliyorlardı. Çünkü e, Türk tarihini incelediğimizde şöyle bir tablo var. Türkler ellerindeki toprakları kolay kolay terk etmiyorlar. Yani Türklerin tahammül edemediği ve bütün dünyanın da çok iyi bildiği bir karakter var. Ülkelerin bölünmesine asla izin vermiyorlar. Mondros mütarekesinden sonra çıkacak olan tabloda da Osmanlı Devleti parçalanacağı için ve bunun da nasıl parçalanacağına dair haritalar kendilerinde olduğu için daha sonra neyle karşılaşacaklarını aşağı yukarı tahmin ediyorlardı. Ve 1918 yılının sonundan itibaren yeni bir propaganda şekli belirlemeye çalışıyor, çalıştılar. Bu yeni propaganda da Türkleri ürkütmeden, rahatsız etmeden, yani onların direnişe geçeceklerini çok iyi bildikleri için nasıl ülkenin küçülmesine onları ikna ederiz türü bir yola gireceklerdi. Bunun birinci yolu payitahtı ele geçirmek. Yani İstanbul'a konmak. İstanbul'u hareketsiz hale getirmek. Anadolu'da çıkması muhtemel direnişi de çeşitli yöntemler, propaganda yöntemleri kullanarak bertaraf etmek. Nedir o? İşte bunlar milliyetçidir, bunlar hilafete karşıdır. Bunlar Müslümanlığa karşıdır. Kuvay Milliye oluşacak olan Kuvay Milliye ya da direnççilere karşı her türlü iftiraya yönelik propagandanın başlamasıydı. Şimdi İngilizler bu yönüyle de haklılar. Niye haklılar? Mondros mütarekesinden sonra beliren şartlar Mustafa Kemal'in Samsun'a kadar e, Çıkmasına yani Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkmasına kadar geçen sürede İstanbul'da yaşananlar Türklerin kolay kolay bu işgallere razı olmayacağını, memleketinde bölünmesine izin vermeyeceğini göstermeye başlamıştı. Ne oldu bu e, Samsun'a çıkıncaya kadar süre süreç içerisinde bir kere Paris konferansı toplandı 1919'un hemen başlarında ortaya bir tablo çıktı. Paris konferansına bizi çağırmıyorlar bile. Yani. Bizim ülkemizi bölüşecekler. E, kimlere hangi toprakları vereceklerini tartışacaklar ama bizi çağırmıyorlar bile. Bizim bizden giden heyetin yüzüne bile bakmıyorlar. Hı hı. E, bu da Anadolu'dan ya da işte İstanbul'dan entelektüeller, subaylar, askerler, akıl akıl sahibi herkes de bu durumu görüyor. Bir anlaşma imzalanacak ve biz ortadan kalkacağız. Şimdi bakın neler oldu gene bu süreçte. Ordu terhis edildi. Osmanlı ordusu Mondros mütarekesine istinaden terhis edildi. Silahları teslim edildi ve topların kamaları, topların kamaları söküldü. Yani işlevsiz hale getirildi. Taşınamayacak durumda olan toplar işlevsiz hale getirildi. E, ordu eldeki zaten hırpalanmış, kırık dökük hale gelmiş olan ordu terhis edildi. Şeklen 15. kolordu, 20. kolordu şeklen ama efradı iyice azaltıldı. Yani işlevsiz hale getirildi e Bunlar da sürekli yaşanıyor Dolayısıyla her akıl sahibi şunu görüyor Başımıza bir çorap örülecek ve elimiz kolumuz bağlanıyor Buna karşı tedbir alınması lazım Şimdi savaşlarda hep şu gün savaş bitecek diye savaş yapılmaz Savaşın sonrası daima B plan C plan D plan bunlar sürekli yapılır Birinci Dünya Savaşı'nda yenileceğimizin tablosu artık 1916'da şekillenmeye başlamıştı. 1917'ye gelindiğinde mesela Alistan Sabis'in raporunda da vardır. Mustafa Kemal'in raporlarında da vardır. Başka kumandanların raporlarında da vardır. Savunma hattını biraz Anadolu'ya doğru çekmek ve orada bir savunma hattı kurmak. Niye? Kaybedilecek. Belli artık. Orta Doğu topraklarımızı tutma imkanımız kalmamış. Balkanlarda Bulgaristan'ın çökeceği de artık görünüyor. E, Anadolu'da bir hareketin yapılması gerekiyor. O zaman devletin kıymetli subayları, kıymetli personel yavaş yavaş Anadolu'ya da serpiştirilmeye başlanıyor. İstanbul'da ise durum biraz daha farklı. Terhis edilen subayların büyük bir bölümü İstanbul'a taşınıyor. Bunların hepsi bir görevi beklemek üzere, bir veya bir görev almak üzere bekleyişe geçiyor. Bunların kimi satıcı kılığında, kimi emekli kılığında, kimi herhangi bir işte marangozdur, çiftçidir, çobandır o kılıkta, kimi de bekleyen subay kılığında İstanbul sokakları artık bu subaylar tarafından tutulmuş durumda. Ve kaybedilen bir savaşın neticesinde iddiatçı liderler ülkeyi terk etmek mecburiyetinde. Çünkü şu da bir gerçek. İntikama dönüştürecekler. Birinci Dünya Savaşı'nın uzaması Osmanlı yüzünden oldu. Bu iddihatçı kadrolar yüzünden oldu. Onların e, aşırı Osmanlı'yı kurtarma yolundaki aşırı dirençleri yüzünden oldu. Bunu intikama dönüştürecekler. Bahaneler de belli. Ermeni meselesidir, Rum meselesidir. E, başka tali meseleler de var. Bunu Enver Paşa da çok iyi biliyor. Cemal de biliyor. Talat Paşa da çok iyi biliyor. Bunu intikama dönüştürecekleri için bunlar ülkeden ayrılmayı tercih ediyorlar. Ama geride İttihatçı kadroların hepsi geride kaldı. Bir de bunların örgütlenmesi lazım. İttihatçı adıyla değil, başka isimlerle örgütlenmeleri lazım. İttihatçılığın bir yer altına çekilmesi lazım. Ama, ama hani derler işte biz 40 dervişiz, birbirimizi biliriz. Herkes orada birbirini biliyor. Kim ittihatçı, kim değil, kim ittihatçı düşmanı, kim taraftarı, kim... Hiçbir şeye karışmamış bulaşmamış Herkes birbirini bilir i̇şte Osmanlı dediğimiz geriye kalan nüfus ne kadar? Bir avuçtu evet. Geriye kalan subay ne kadardı Şimdi böyle bir ortamda Mesela teşkilatı mahsusa lav ediliyor Ama hemen onun yerine Umuru Şarkiye İhtilal Cemiyeti Teşkil ediliyor Niye? Bir yandan iddiaçıların tasfiyesini Kolaylaştıracak Daha yumuşatacak Diğer yandan da örgütlenmeyi sağlayacak her ne olursa olsun bir düşmanlık devam edecek. Bir intikam devam da etmiştir. Biliyorsunuz işte divanı e, harpler kuruldu. Bir sürü ittihatçı vali ya da işte subay yargılandı. Bir kısmı idam edildi. Yalan yanlış suçlamalarla bunlar idamlar gerçekleştirildi. İşte Boğaziyen Kaymakamı Kemal Bey örneğinde olduğu gibi. O zaman İstanbul, bir yandan İstanbul'u tutmaları lazım bunların. Diğer yandan da örgütlenmeye yeni baştan. Hani bu dibe vurmak vardır da dipten çıkmak var. Şimdi dipten geri çıkma zamanı. Başka bir tablo daha var. İstanbul gerçekte kimin elinde kalacak? Şimdi İtalya var, Fransa var, İngiltere var. Kıyıdan köşeden Yunanistan var. Yunanistan raporlar sunuyor. İstanbul'un kadim Yunan şehri olduğu ve kendine bırakılması gerektiği. Ya her şeyi deniyor. Bırakılmaz da. Böyle bir şey için Yunanlılara da aferin ya biz tam da sizi düşünüyorduk falan demezler de Yunanlılar da her yolu deniyor. Burada Fransızlarla aralarındaki rekabetin işte masanın altında birbirlerine tekme savurmalar devam ettiği için İngilizler İstanbul'da tam bir hakimiyet kurma peşindeler. Evet. O Mondros'tan sonraki ilk işgaller Anadolu'nun her tarafına dağılan işgallerin işte İstanbul'a gelmeleri büyük donanmayla falan İstanbul'a gelmeleri o tamam Mondros'a göre yapılan bir işgal ama bundan sonraki kısım bir hamle sahip olmak, ele geçirmek. Paris Konferansı'nda ortaya çıktı ki Yunanları zapt etmek zor. İtalyanları zapt Yani aslında kendi aralarında da birbirlerinden e, hani çıkar çatışması var. Hatta bunun ötesinde özellikle herhalde İngiltere ve Fransa arasında da bir rekabet, e, rekabet söz konusu. Şimdi e, yani filmi izlediğimde aslında bu rekabet hatta neredeyse birbirlerine nefret noktasına gelen. Ama tabii ne yapacak? O parçalamak istiyor. Esas o almak istiyor. Öbürünü Hı. güvenmiyor vesaire. Şimdi burada hatta e, varsa o e, bölümü de rica edeceğim sığınakta o makineyi yerleştirmelerinin telgrafı ve sonrasında nasıl planladıkları bölümü. Birazdan onu gireceğim çünkü. Şimdi Selman Kayabaşı İstanbul işgal altında. Ve işgal kuvvetleri de iletişimin yani o dönemin tabii süper iletişim aracı ne? Telgraf. Telgrafın kıymetini biliyorlar. O yüzden de diyorlar ki telgraf hatlarını kesin ki Mustafa Kemal Paşa'yla da hiçbir şekilde, yani İstanbul'la Anadolu'nun hiçbir şekilde birbirinden haberi olmasın, iş yürütülmesin diye. Buradan devam edelim mi? Evet, şimdi hocamız o günleri çok iyi özetledi. Ee, aslında burada bir sıkışmışlık halimiz vardı. Yani İstanbul'da millet olarak hem asker hem devlet hem millet olarak bir sıkışmışlığımız vardı. Ee, ...burayı aşmak için Anadolu'da yeni bir hareket başlatmaya karar verdi Türk milleti... ...ve burada önderliğimizi de Gazi Mustafa Kemal Atatürk yaptı. Şimdi İngilizlerin İstanbul'a geldiğinde işgal kuvveti olarak... E, ...üç şeye anında müdahale ettiklerini görüyoruz. Birincisi e, askerleri terhis ettiriyorlar. Yani ordunuzu sizin dağıtıyorlar. İkincisi e, silahlarınıza ve cephanenize el koyuyorlar. Üçüncüsü de bunlar kadar önem verdikleri... ...yani ilk ikisi kadar önem verdikleri şey... İstanbul'la Anadolu arasındaki irtibatı, iletişimi tamamen koparmak bunun yolu da telgraf hatlarına el koymaktan geçiyor. Şimdi biz sinema bilimimiz. Özür dilerim telgraf hatları deyince herkes sinema filmi isteyenlere de yönelik ikinci sorumuzu da soralım. Teşekkür ederim etiketini kullanıyoruz. Telgraf ta kullanılan alfabeyi oluşturan kişi kimdir? Hatta onun ismiyle de alfabe anılıyor. bu kişinin ismini soruyoruz sizden. Şimdi bu sıkışmışlık hali içinde İngilizlerin, Fransızların Anadolu'nun çeşitli yerlerine işgal hareketi yaptığını biliyoruz. Zaman çok kıymetli. Yani bu savaş ortamında, bu işgal ortamında zamanın çok büyük önemi var. Anadolu'ya telgraf hattı dışında bir haber ulaştırmak bazen bir hafta bazen bir ay sürüyor. O kadar uzun. Telgrafın olmadığını düşünün mesela İstanbul'daki milli mücadele taraftarı grupların elde etmiş olduğu bir istihbaratı sizin. ...Ankara'daki Mustafa Kemal Paşa'ya ulaştırma yolunuz... E, ...Haliç Tersanesi'nden daha çok veya Haliç'ten yola çıkan kayıkçıların... E, ...Boğaz'daki İngiliz kontrolünü aşıp, Karadeniz'e açılıp oradan İnebolu'ya varması... ...ve İnebolu'da e, Ankara'nın görevlendirdiği bir subaya bu istihbaratı teslim etmesi... ...İnebolu'daki subayın da bu istihbaratı karayoluyla alıp Ankara'ya ulaştırması. Yani bu çok uzun ve meşakkatli bir süreç. Ayrıca yolda yakalanma ve bu e, haberi ulaştıramama gibi bazı e, handikapları da var. Şimdi İstanbul'da İngilizler e, İstanbul işgal ettiklerinde ilk işgal ettikleri ve el koydukları yerlerden bir tanesi bugün Sirkeci Büyük Postane olarak bildiğimiz e, oradaki tarihi postane binası. Buraya geliyorlar ve bütün e, telgraf hatlarına el koyuyorlar. Dolayısıyla İstanbul'la Anadolu arasındaki iletişimi koparmak istiyorlar. İzleyicilerimiz belki de e, telgrafın üzerinden çok vakit geçtiği için o günkü kıymetini çok e, hemen kavrayamayabilirler. Şöyle anlatayım. Mesela Mustafa Kemal Paşa İstanbul'dan Anadolu'ya gideceği zaman, yani Samsun'a hareket edeceği zaman e, talepte bulunduğu şeylerin ilki bana şifreli bir telgraf verin diyor, ya yani bir telgraf şifresi verin diyor. Bu haberleşme, ağı, gizli haberleşme ağının önemi sadece buradan bile okunabilir. İkincisi. İngilizler İstanbul'u işgal ettiklerinde e, İngiliz işgal komutanı bizim hariciye nazırımızla harbiye nazırını davet ediyor ve onlara söylediği verdiği notaların bir maddesi de asla şifreli telgraf almayacaksınız ve asla şifreli telgraf göndermeyeceksiniz diyor hı hı. çünkü o dönemde. Bir orduyu idare etmenin tek aracı telgraf. Bir cepheye ulaşmanın tek aracı da, hızlı ulaşmanın tek aracı da telgraf. Telgrafı aradan çıkardığınızda, telgraf hatlarını, kablolarını aradan çıkardığınızda az önce dediğim gibi sizin bir yere ulaşmanız bir hafta veya bir ayı buluyor. Peki bir yerde diyelim ki milli mücadele karşıtı bir hareket ortaya çıkacak ve bunun istihbaratını aldınız. Siz bunu bir haftada, bir ayda ulaştırırsanız Ankara'ya, karargaha Buna karşı tedbir alamamış oluyorsunuz. Veya İngilizlerin herhangi bir yere bir baskın düzenleyeceği istihbaratını İstanbul'da almışsanız, bunu Anadolu'ya ulaştırmanız bir hafta veya bir ay sürüyor. Bunu bir günde de yapabilirsiniz. Telgraf hattıyla bunu anlık Ankara'ya geçebilirsiniz. İşte bizim Kurtuluş Hattı adını verdiğimiz sinema filmimiz, bir grup vatan sevdalısı, telgraf memurunun ve posta memurunun, kendi inisiyatifleriyle bir karar alarak can feda, kurdukları gizli bir haberleşme ağının hikayesini anlatıyor. Şimdi tam burada bir sahneye ekrana getirmek istiyorum. Ee, Mehmet Akif'i göreceğiz. Hatta isterseniz evet. siz anlatın şuraya böyle dönerek. Bu e, oyuncumuz Mehmet e, Akif. Mehmet Akif. Oynuyor. Bu oyuncumuzda Bey Bey'de İhsan Bey oynuyor ki o zamanki bir posta dakika, telgraf. Oynatmayın. İstanbul ha. Telgraf Müdürümüz ee, bu gördüğümüz e, Hamdi Bey de e, Cemal karakterini oynuyor. O gün o zamanki e, posta memurlarından, Hı -hı. telgraf memurlarından bir tanesi. Tabi burada i̇şte gördüğüm bu, kadarıyla işgal edildikten sonra ve sonra, sonrasında ne yapacağız diyorlar. Evet. Postaneyi İngilizler işgal ediyoruz? etmişler ve İhsan Bey, o günkü İstanbul e, Telgraf Müdürü İhsan Bey, e, yanına birkaç tane memuru, güvendiği vatansever birkaç tane memuru alarak gizli bir kablo çekmeyi ve bu kablo aracılığıyla ada pazarıyla haberleşmeyi, tasarlıyor. Hı hı. Şayet diyor Ada Pazarı'na biz telgraf gönderebilirsek Ada Pazarı'ndan karayoluyla da olsa bir şekilde Mustafa Kemal Paşa'ya bu bilgiler ulaştırılır diyor. Hı hı. Peki bu telgraf hattını biz nerede kuralım diye kendi aralarında tartışıyorlar ve çok ilginç bir yere karar veriyorlar. Bulundukları postane binasının hı hı. bodrum katında küçük bir sığınakta, küçük bir odada, penceresi bile olmayan bir odada bu hattı bu, bu makinayı kurmaya karar veriyorlar. ne kadar zekice. Yani evet başka bir yerde değil de evet. o binanın içinde. Çünkü adamlar muhtemelen zaten düşünemeyecekler orada olduğunu diye. Hikayesi böyle. Şimdi kısacık bir izleyelim. Bu milletin cemallerine <laughs> Evvelce Bodrum'a indirttiğim bir makine var. Bozuk diye atılmasını söylemiştim. Cemal o makineyi odaya koyacak, kurmaya çalışacak. Baskın yerse çıkabileceği bir yer var mı? Her ihtimale karşı arka kapının anahtarını çektirmiştik. Tek kurtuluş yolu bendeki anahtardı. Artık mümkün değil. Ne ya şeyler. bu işi başaracak ya da ondan çıkamayacak. Beni büyük kahramanlık. Sıkıştık kaldık İhsan Bey. Koskoca imparatorluktan Bodrum kapındaki bir odaya sıkıştık kaldık. Graf işi o kadar önemli ki 16 Mart 1920 günü Kurtuluş Mücadelesi veren ve adeta zamanla erişen bir halkın her türlü bilgiye önem veren ve ihtiyaç duyan önderine Mustafa Kemal'e Mustafa Kemal Paşa tarihe geçecek haber uçuran kişi Hamdi Bey İstanbul işgal edildi diye ve sonra Nutukta da. Mustafa Kemal Atatürk diyor ki kendisine borçlu olduğum teşekkürü burada açıkça söylemeyi milli ve vatan görevlerinden sayarım diyor. Biz de o yüzden teşekkür ederim etiketini seçtik bu gece ki işte telgraf memuru bizim hakikaten milli kahramanımız. O kahraman kişi olmasaydı İstanbul'da olan da bitenden hiç haberimiz olmayacaktı. Çünkü herkes kendi kaygısına düşmüştü ve panik halindeydi diye nutukta. Övgüyle söz eder Manastırlı Hamdi Bey'den çok güzel bir hayatı vardır ...Manastırlı Hamdi Bey'in ee, tabi burada filme konu olmuş olması da önemli bir hassasiyet olarak görüyorum yani bu tür şahsiyetlerin ...konulmasını. çünkü bir tarihi olayın edebiyatı ve sanatı yoksa o tarih olay aslında yok unutuluyor gidiyor dolayısıyla bu tür e, inceliklerin filme yerleşmiş olması da güzel bir heyecan buradan devam edelim şimdi. Mustafa Kemal 1919'un Mayıs'ında Samsun'a çıktı. İstanbul'un işgali 16 Mart 1919 yani 11 ay sonra hı hı. Şey 10 ay sonra İstanbul'un işgali var. Bu 10 ay süre zarfında İngiliz casuslar bunlar içerisinde Osmanlı kökenli olanlar da bir hayli fazla onu da ifade edelim. Üzülerek, içimiz kan ağlayarak onu ifade edelim. Mustafa Kemal'i izlemeye almıştır. Nasıl biri? Kim bu? Yani ismen biliyorlar tabii generallerin listeleri var herkesin ama nasıl bir karakter ve son hamlesi nereye kadar olacak? İstanbul'un işgalinin şiddetinin artması da Mustafa Kemal'i ve onun başlattığı hareketi tanımış olmalarından kaynaklanıyor. Sert ve kararlı bir mizacı vardır diye not vardır. Mustafa Kemal hakkında tutulan e, raporlar arasında sert bir karaktere sahiptir, inatçıdır, dirençlidir ve milli mücadeleyi yani bu milliyetçi hareketi onların tabiriyle başarıya ulaştırma ihtimali gözüküyor. Şimdi Mustafa Kemal'i Anadolu'da yalnız bırakmaları lazım. İstanbul ile bağının tamamen koparılması lazım. Filmin ana teması da zaten burada başlıyor. Bu hattı nasıl koparacak? Bir kere Anadolu'ya insanların geçmesine mani olmaya çalışıyor ama bu mümkün değil. Her şekilde insanlar bir şekilde karşıya geçiyor. Bununla kalmıyor. Bir şekilde yaya olarak bu menzil hatlarını kullanarak konaklama hatlarını kullanarak Anadolu'ya bir şekilde ulaşıyorlar. Ama daha acil olan, Selman Bey'in de söylediği gibi telgraf hatlarının kesilmesi lazım ki postaneyi işgal etmeleri, sonra da e, şifreleri ele geçirmeye çalışmaları, o da çok önemli. Milli Mücadele'de İstihbarat amacıyla kullanılan 3-4 çeşit şey var. Şifre var. Biri ele geçirirse B şifresi, yani öbürü ele geçirirse C şifresi. Ve not, sadece bir not var. Diyor ki hangi şifreyi kullandığınızı başına yazın. Hı. Öbür şifrenin ele geçirme ihtimaline karşı böyle şifre defterlerinin olduğunu ve telgraf hatları, telgraflarla bu şifrelerle çekildiğini, karşı tarafında, karşı tarafta da şifre çözücülerin olduğunu tabii söylemeye gerek yok. Bunu Hı. çok kolay bir şekilde tasvir ed ve tasavvur edebiliriz. Dolayısıyla bu hat koparıldığında Anadolu biraz başsız kalacak diye ümit ediyorlar. Çünkü Anadolu'yu İstanbul'dan ayrı düşünmemek lazım. Yani milli mücadelenin bir tarafı da İstanbul'dur. İstanbul'da olan bitendir. Matbuat İstanbul'da, basın yayın, fikir adamlarının büyük bir bölümü henüz İstanbul'da ve onlar milli mücadele lehinde ya da aleyhinde yazılar yazıyorlar bu yazılar, bu gazeteler Anadolu'ya taşınıyor. Orada elden ele dolaşıyor. Ki Yahya Kemal ne demiş mesela? İşte Ali Kemal ne demiş mesela? Hı -hı. Tanin ne yazmış? Sabah ne yazmış? Bunlar konuşuluyor. Dolayısıyla bir imaj yaratma peşindeler. E, e bunu ya kendi kontrollerinde Anadolu'ya sokacaklar Hı -hı. ya da kontrolsüz bir şekilde geçecek. Haberleşmeyi kestiğini zannettikleri yerde de işte İhsan Bey ortaya çıkıyor. Sonradan İhsan Bey telgraflarında falan hep PR kısaltmasını kullanıyor. Sonradan da PR soyadını alıyor. Hı. Biz onu hep PR PR diye biliyoruz ama PR aslında. A, öyle mi okumak lazım? İhsan PR. PR yani. Ha, P İhsan PR değil. Ve İhsan PR. Neden yani PR? Payitaht riyaseti diye tahmin ediliyor. Tam bil bilmiyoruz aslında niye kullandı ama muhtemelen payitaht riyaseti. Hı. Haberleşme yani payitaht başkent haberleşme başkanlığı gibi herhalde kendi aralarında bir şey oluşturmuş olmaları gerekiyor. Çünkü İstanbul'da çok güçlü bir istihbarat örgütü var. Şimdi e, bu soyadından yola çıkarak aslında Mart 16'yı da anlatsak. Evet şeyin e, Hamdi Bey'in yani bizim Atatürk'ün nutukta teşekkür etmeyi milli ve vatanı bir borç bilirim dediği bizim de başrolümüz. Manastırlı Hamdi'ye daha sonra Mart 16 soyada veriliyor. Hı. E, Mart 16 çok tuhaf bir soy isim, baktığınız zaman aslında bir tarihi e, anlatıyor bize. 16 Mart İngilizlerin İstanbul'u işgal ettiği tarih. Ve o gün Mustafa Kemal Paşa ile telgrafın başında yazışan ve son mesajı ona geçen kişi olduğu için Hamdi Bey, ona Mart 16 e, soyadını vermişler. E, böyle bir e, anlamlı isim. Aslında ne büyük şeref. Şimdi hocamızın az önce söylediği matbuat kısmında e, şöyle bir e, şeyi var, hatıratı var mesela bu telgraf hattını yönetenlerin Hı. İngilizler bu Anadolu'dan İstanbul'a gelecek haberleri kesmek kesmeyi planladıkları bir dönemde mesela Sakarya Savaşı sırasında Mustafa Kemal Paşa'nın öldürülçe şey, esir alındığına dair bir haber yayıyorlar. Hmm. Hem Mustafa Kemal Paşa'nın hem de etrafındaki subay kadrosunun Yunanlılar tarafından esir alındığı İstanbul'da yayılmaya başlanıyor. Ee, bu telgraf hattının başında ilk bu haberi alan memur da buna inanıyor. Yani gizli haberleşme anının başındaki kişiye telgraftan böyle şifreli bir mesaj geçiliyor. İhsan Bey'e getiriyorlar mesajı. İhsan Bey diyor ki ya inanmayın buna bu gerçek değildir diyor. Ve e, tam tersine Ankara ile yazışmaya başlıyor. Tekrar bir e, şifre üzerinden Ankara ile mesajlaşmaya çalışıyor. Nihayetinde... Tam tersine büyük bir müjde geliyor ve bizim Sakarya Savaşı'nı kazandığımıza dair. Hı hı. ilk müjdeyi de yine alan kişi bu gizli haberleşme alanın yani bu sığınaktaki makinenin başındaki memur ve İhsan Bey oluyor. Yani İstanbul'da bu müjdeyi de ilk alanlar yine e, bu haberleşme alanı yöneten kişiler oluyor. Yalnız ne kadar becerikli insanlar ki bunlar hakikaten. Çünkü o telgrafı da ele geçirdiğin zaman ya da oradaki memuru bir şekilde e, nasıl diyeyim? zorlayarak veya neyse onun yerine geçtiğin takdirde istediğin haberi de gönderebilirsin ve bu bütün seyri değiştirebilir. Bu çok yapılıyor, çok deneniyor. Zaten İhsan Bey'in e, hücresi de 2-3 ay zarfında İngilizler tarafından tespit ediliyor. Hı. Bunlar e, tespit edildiklerini fark edince başka bir yere taşıyorlar aletlerini, edevatlarını. E, bir şekilde kurtarmaya çalışıyorlar. Sonra İngilizler İstanbul ile Anadolu'nun telgraf hatlarını hakikaten kesmek üzere harekete geçtiklerinde bu hatların bir haritasını bilen adam lazım. İhsan Bey'in en yakın adamlarından birine müracat müracaat etmek zorunda kalıyorlar. O da hatları çok iyi bildiği için evet bütün hatları kesiyor ama kendi hatlarını bırakıyor. Bırakıyor. Çünkü o İngilizler evet. bilmiyor hangi hattın kaldığını dair. Evet. bu da hani işte haberleşme çok önemli diyoruz ya bakın. İstanbul'dan Anadolu'ya Subay kaçırılıyor. Hı hı. Bunlar hakikaten kaçırılıyor. Çünkü subay kadrosunun Anadolu'ya niye geçtiği İngilizler tarafından biliniyor. Hı hı. Yani itiraf devletleri, sözümüzün başında da söylediğimiz gibi Anadolu'daki milliyetçi direnişin ciddi bir boyuta gittiğinin farkındalar. Bunları subaysız bırakmak durumundalar. Subay olması orduyu nasıl hareket ettirecekler? Bu yüzden subaylar kaçırılıyor. Silahlar kaçırılıyor bunların karşı tarafta teslim edilecekleri adamlar var. Ee, Özbekler Tekkesi burada Hı -hı. birinci derecede kullanılıyor. Çünkü İngilizler şunu düşünüyorlar. Bu onlar hakikaten zihin dünyaların hakim olmuş durumda. Anadolu'daki milliyetçi hareketi hilafet karşıtı bir hareket olarak tanıtırsak, seküler bir hareket olarak tanıtırsak Heh, Özbekler şeyler ne diyelim, dini cemaatlerin veya tarikatların bunlara destek vermeyeceğini Hı. düşünüyorlar. Bizimkiler de bunu bildiklerinden, yani herkes aslında birbirinin bir sonraki hamlesini takip ediyor. Hı. Öyle İngiliz ajanları Anadolu'da dolaşıyor, bizim elimiz armut toplamıyor. Biz de bir yandan ajan tespitinde, bir yandan da İstanbul'da örgütlenmeye devam ediyoruz yani o dönemde. Özbekler tek kesin, rol işte orada ortaya çıkıyor. Güya tekke görünümünde ama adam kaçırmada çok önemli bir menzil noktası. Silah kaçırma da öyle. E şimdi kaçırılacak silah kaçırılacak da teslim alanların da deşifre olması söz konusu. Hı. Kim neyi alacak? Nereye götürecek? Teslim edecek? Hangi evrakla gelecek? Hangi mühürle gelecek? Bunlar hepsi bu taşıma kadrosu, istihbarat kadrosu elinde var. Bizimkileri kastederek söylüyorum. İngilizlerin de bütün hayali o evrakları ele geçirmek, o mühürleri ele geçirmek zaman zaman da geçiriyorlar tabii ki. Hı hı. Yani bir teşkilatın istihbarat teşkilatının ömrü çok uzun değil. 3 ay, 5 ay arası. Ha, o lav ediliyor ya da dağılıyor kendi kendine de çok yok olabiliyor. Çok çabuk deşifre oluyorlar. Çok çabuk deşifre oluyor. Orada haberleşme ne kadar önemli derken Milli Mücadele döneminde kurulan haber ajansımızın ismini de sormuş olalım. O da 102. yaşını evet, kutladı değil evet, mi Nisan evet. ayında? Evet. Milli mücadele Evet, evet. Milli Mücadele döneminde kurulan haber ajansımızın ismi nedir? Teşekkür ederim etiketiyle. E, bizlere lütfen yazın. Şimdi aslında filmdeki unsurlardan bir tanesi de bazen e, açık bir casus olmasan da e, belki gözlem yaparak ya da şey bana ilginç gelmişti. Orada karakterlerden bir tanesi bir e, Türk kızı hayali bir karakter hoş o ama bir Türk kızı ee, ...bir Fransız subayından bilgi alıyor ama Fransız subayı da aslında özellikle onun o bilgiyi edinmesini sağlıyor. Yani karşılıklı olarak da böyle bir e, danışıklı dövüş hali söz konusu. Şimdi dönem zeka savaşları dönemi aslında böyle tanımlamak lazım. Ee, silahsız kalmışsınız, cephanesiz kalmışsınız, subaysız kalmışsınız... Peki cephaneyi ele geçirmek için, kaçırmak için, subayları kaçırmak için Anadolu'ya nasıl bir operasyon yürütmeniz lazım? Öncelikle zeka operasyonu yürütmeniz lazım. Evet. Fevzi Paşa da bunu zaten kendisi e, Kurtuluş Savaşı ve Milli Mücadeleyi anlatırken söyler. Biz her gün bir zeka savaşı yapıyorduk der. Hmm. E, bu telgraf memurlarımızın, posta memurlarımızın yaptığı iş aslında tamamen bir zeka operasyonuydu, zeka savaşıydı. Burada deşifre olmamak için uyguladıkları metotlar vardı. Mesela kendi gönderdikleri şifreli telgraflar İngiliz işgal komutanları tarafından denetlendiği için göndermiş oldukları birçok telgrafın altına bir Yunan liman komutanının imzasını atmışlar. Hmm. Yani bir Türkten Ankara'ya telgraf gitmiyor da bir Yunan komutan sanki Ankara'ya telgraf çekiyormuş gibi telgrafın altına bir Yunan liman komutanının ismini koymuşlar. Veya başka bir bölgeye, diyelim Edirne'ye telgraf çekerken İstanbul'daki işgal orduları içindeki bir İngiliz subayının adını koymuşlar. O gönderiyormuş gibi telgrafı göndermişler. Az önce hocamız söyledi, bu postanenin sığınağında tespit edilen, deşifre edilen karargâhtan sonra İhsan Bey bu karargâhı evine taşıyor. Burada mesela İngilizleri yine kendi zekalarıyla ters köşeye yatırdıkları bir gün o deşifre oldukları gün postane memurlarından bir tanesi yabancı bir gayrimüslim bir postane memuru deşifre ediyor ve aslında ispiyonluyor İngilizlere diyor ki postanenin sığınığında bir oda var o odadan bu operasyonu yürütüyor olabilirler diye bir bilgi veriyor İngilizlere bu istihbaratı. İngiliz komutana verilirken biz de ediniyoruz. Aynı zamanda ve İhsan Bey'e bağlı olan bu memurlar o telgraf merkezini deşifre etmemek için o gece sığınağa giriyorlar. Oraya iskambil kağıtları koyuyorlar. Bir kumarhane ortamı hazırlıyorlar. İngiliz askerleri gerçekten gelip oraya baskın düzenliyorlar. Fakat bir bakıyorlar ki postanenin memurları burayı bir kumarhaneye çevirmiş ve kendi aralarında dövüş kavga ediyorlar. Böylelikle karargahın burada olmadığını ve makinayı kaçırmayı da başarıyorlar. Güzel. Ee, yine telgraf hatlarının İngilizlere teslim edilmemesinin veya şifrelerin verilmemesinin temelinde aslında Osmanlı döneminden kalma bazı gizli operasyonlar da var. Mesela e, Kocaeli'nde e, bir e, telgrafhane kurulmuş. Bugün Kocaeli Körfez'e bağlı olan bir semtte. E, bu telgrafhanenin kurulmasının tek bir amacı var. E, şayet Osmanlı Devleti Çanakkale Savaşında mağlup olursa Sultan Reşadı İstanbul'dan Anadolu'ya taşımayı düşünüyorlar. Çanakkale düşerse İstanbul'da ciddi bir tehdit altında olacağı için Sultan'ı Anadolu'ya geçirmek gibi bir plan kurgulamış Osmanlı karargahı ve bu transferi de yani Sultan Reşad'ı taşıma işinde de Körfez'deki bu telgraf hane üzerinden yapmayı düşünüyorlar. Önce oraya götürecekler, oradan Anadolu'ya geçirecekler. Bu telgraf haneyi Osmanlı telgrafhane haritasına hiç koymamışlar. Hı. İngilizler İstanbul'u işgal edip Büyük Postane'ye girdiklerinde Osmanlı telgrafhanelerinin ve hatlarının kablolarının haritasını istiyorlar. Bu haritayı aldıklarında Kocaeli'ndeki bu e, telgrafhaneyi göremiyorlar çünkü karargah bunu hiç işlememiş o e, şeye, e, haritaya. Fevzi Paşa anlatıyor yine. Diyor ki biz Milli Mücadele sırasında haritaya işlenmemiş olan bu telgrafhaneyi çok güzel kullandık. Mustafa Kemal Paşa ile bu telgrafhanedeki hatlar üzerinden çok güzel haberleştik. Ve milli mücadelemizin kazanılmasında e, Sirkeci'deki İhsan Bey'in e, memurlarıyla bu telgrafhane üzerinden yaptığımız haberleşmenin ve operasyonların çok büyük katkısı oldu diyor. O telgrafhane duruyor mu acaba hala orada? Bunu zannedersem Körfez Belediyesi e, restore etmeyi düşünüyordu. Yarın soralım. Evet. Yarın soralım. Biz Tufan Hoca ile yarın e, Kocaeli'ndeyiz e, bir konferansımız Kuşçalı. olacak. Kuşçalı Telgrafhanesi. Kuşçalı. Evet. Kuşçalı. Kutluca da Uzuruyorum. deniyor. Kutluca da deniyor. Tamam. Kocaeliler buradan sesleniyoruz size. Yarın saat Evet 17'de. yarın saat 17'de ama şey yapalım şu telgrafhane eğer hala var ise yani bir şekilde muhafaza edildiyse ya da ziyaret edilebiliyorsa bir gidelim görelim bakalım neresiymiş. Çok Hoca ile saat e, 17'de bir dakika notumu da almıştım kongre merkezinde. Akçakoca salonu. Akçakoca ha teşekkür ederim hocam salonun ismini merak ediyordum. Ne güzel ismi var değil mi Akçakoca? Evet Akçakoca salonunda. Ertesi günde anlamlı başka bir yerde İlbor Hoca ile berabersiniz galiba. Evet 16 Mart'ta Mayıs, Mayıs'ta, ay, Mayıs'ta evet. e, saat 16'da. Galata rıhtımında Evet. İlber Hoca ile İlber Ortaylı ile beraberiz. Tabii Galata Rıhtımının özelliği de Bandırma Vapuru'na aslında ilk adımını attığı yer. Milli Mücadele'nin başladığı yer. Evet, oradan bir sandala evet. binip geçiyor. İstanbulluları da oraya bekliyoruz. Yarında Kocaelileri bekliyoruz. Bizde bakalım bu telgrafhaneyi bulabilecek miyiz? bize bilgisini verirler herhalde diye düşünüyorum. Şimdi şunu sormak istiyordum. Az önce hocam siz anlatırken not almıştım. Yani e kim ne dedi böyle biliyorlar Takip ediyorlar dediniz ya. Evet. Yani aslında günümüzde iletişim araçları çok kuvvetli ama e, herkes böyle bir şekilde giriyor, bakıyor, ediyor, mesaj atıyor vesaire. Ama o dönem çok daha fazla o dönemin gazetecisi işte akil adamı neyse kimse onun fikirlerini daha çok takip ediyor herhalde. Yani fikir dünyasının evet. peşindeler şimdi, ve Mehmet Akif de onlardan bir tanesi. Evet. Şimdi istihbaratın çeşitli yöntemleri var. Yani bir kere bir açık istihbarat vardır. Herkesin de konuştuğu, gazetelerde ne yazdığı, kitaplarda ne yazdığı. Yani gördüğümüz ve hemen açıktan tedarik edebildiğimiz haberler vardır. Bir de gizli istihbarat ya da kapalı istihbarat vardır. Ancak ister açık olsun ister kapalı olsun bunlar ham bilgidir. Bu bilgiden hı hı. işlenmesi gerekiyor. Hı hı. İşte orada istihbarat uzmanlarına ihtiyaç var. Ee, Selman Bey de söyledi bazen yanıltıcı bilgiler de gelebiliyor. Yanı, yanıltıcı haritalar, yanıltıcı askeri bilgiler işte 10 tabur geldi, 5 bölük geldi, şu kadar silah gitti geldi diye bütün bu bilgilerin değerlerini toplanıp bir süzgeçten geçirilip kıymetlendirilmesi gerekiyor. İşte orada asıl istihbaratçılara ihtiyaç var. Hı hı. Haberleri taşıyandan ziyade. O kıymetlendirmeyi yapanlar karşı tarafın hamlelerinde, düzgün takip edebiliyor. İşte İstanbul'da bu kıymetlendirmeyi ilk yapan grup Karakol Cemiyeti. Hı hı. Karabasıf ve Kara Kemal'in adlarından esinlenerek kurulmuş. Enver Paşa'nın ve Talat Paşa'nın emriyle kuruluyor bu kara, e, Karakol Cemiyeti. 16 Mart 1920'ye kadar faaliyetini sürdürmüştür ve ilk istihbarat grubudur. Ve aynı zamanda bunlar istihbaratçı da yetiştirmiştir. Ha bunlardan sonra bu karakol cemiyeti dağıldıktan sonra ne oldu? Diğer isimlerle bunlar yollarına devam ettiler. Bir kısmı hızlı bir şekilde Anadolu'ya geçti. İşte o kıymetlendirmeye yapan o zehir gibi hafiyeler, zehir gibi adamlar, subaylar hamlenin bir sonra nereden geleceğini de tahmin etmeye başlıyorlar. Ama bu arada İngiliz ajanları da Fransız ajanları da boş durmuyor. Fakat bizim bir avantajımız var. Bizim topraklarımızda ceryan ettiği için her şey. Hem arazi hakimiyeti var, hem alan hakimiyeti var, hem de hız. Onların değerlendirmeleri Londra'ya rapor sunmak, Londra'dan haber bekleme, kıymetlendirmenin orada yapılması, sonra buraya talih emirlerin ya da ikinci sıradan emirlerin gelmesiyle bir yola devam etme söz konusu. Şimdi İngilizlerin avantajı şuydu. Silah gücü kendilerindeydi. İstanbul hükümeti bütünle denetim altına alınmıştı. İstanbul'un köşesi bucağı, ee, Anadolu'da da işgal altına aldıkları sahalar, Yunanlıların e, ya da Fransızların, İtalyanların işgal altına aldıkları sahalar az çok denetimlerindeydi ama bunun dışında kalan bölgede asla denetim gücü yoktu. Peki bunu ne yapacak? Nasıl telafi edecek? Anadolu'ya ajanlar göndererek bu Osmanlı vatandaşı olan ajanlar olur. İster Müslüman ister gayrimüslim fark etmez. Yani ajan ajan. Tanınıyorsa yani. işte. Tabii. İnsanını tanıyor. E tabi bunu yani ruhunu satın almanın veya ruhunu satacak adam bulmanın pek çok yolu var bunu Aslında o dönem buluyorlar. vatanperver hemen herkes istihbaratçı gibi düşünebiliriz. Öyle değil mi? Yani bir şeyleri çünkü saklıyorsun, gizliyorsun ya da yani vatana dair bir hizmette bulunma gayem varsa neredeyse herkes istihbaratçı gibi çünkü filmde de görüyoruz böyle kadınlar ekmek taşıyorlar küfelerde içinde meğerse silahlar varmış. Evet. Ya şimdi o dönemi çok düzgün tasvir etmek lazım biliyor musunuz? Bir tarafta insanlara ee, terhis olmuş. Balkan'ı 1. Dünya Savaşı'nı görmüş. Trabluskarp'ı görmüş. 1911'de askere gitmiş. 1918'de ancak ancak terhis olmuş. İnsanlara yeniden gelin savaşın diye bir şey anlatmak zorundasınız. İkincisi Amasya tahminin Hani birinci maddesi var ya, asıl milli mücadelenin hikayesi odur. Yurdun bütünlüğü, milletin istiklali tehlikededir. Bunu somutlaştırıp insanlara anlatmak zorundasınız. Kongreler topluyorsunuz. İşte Erzurum Kongresi, Sivas Kongresi, Balıkesir Kongresi, Alaşehir Kongresi, Uşak Kongresi, Pozantı Kongresi. Her yerde kongreler toplanır. Her yerde akıl sahipleri bunu insanlara anlatıyor. Hı hı. Yani bir yandan asker toplamak durumundasınız. Diğer tarafta da şöyle bir tablo var. Fransız Urfa'ya, Maraş'a, Antep'e, Adana'ya geldiğinde Fransız elbisesi altında intikamcı Ermeni tugaylarını getiriyor. Yunan İzmir'e çıktığında Mondros Mütarekesi'nin yedinci maddesini uyguluyoruz diye gelmiyor. Burada bir Yunan ülkesi yaratmak, Karadeniz'de bir Pontus yaratmak, Ege bölgesini Yunanistan'a katmak gibi büyük bir idealle geliyor. Ve siz onu orada görüyorsunuz. Yani bunun gelişi valilik konağına bayrak çekmekle sınırlı kalmayacak. Bu çok belli. İtalya'nın hadi gelişini bir tolere edebilir. Ya bunu eninde sonunda İtalya'nı kovabiliriz. Ama Fransa, Fransızları getirirse bunu kovabiliriz ama başka birileri geliyor. Buna karşı artık herkes istihbaratçı olmak zorunda. Herkes mücahit olmak zorunda. Herkes Tabii. savaşçı olmak zorunda. Ben hep söylediğim bir nokta var ya. Çok şükür Allah'a biz o kadar şanslı bir nesil, nesiliz ki biz vatanda düşmanı seyretmiyoruz. Onlar vatanda düşmanı seyrediyordu. Ne acı. Ha, o zaman işte Herkes istihbaratçı olmak zorunda. Tabii ki. Herkes bir yerden yardım etmeye çalışmak zorunda, anlamaya çalışmak zorunda. Ali Fuat Cebesoy'a yanılmıyorsam, bir suikast girişiminde bulunmak üzere bir Ermeni kadın Ankara'da dolaşmaya başlıyor. İşte sürekli onu izliyor falan. Komşuları fark ediyor bunun şey olduğunu, yaramaz bir insan olduğunu, başka bir emel peşinde koştuğunu. Bu fark etmekle alakalı. Vatan sevdasında olan herkesin gözünü dört açması lazım etrafında ne oluyor ne bitiyor bakması evet. lazım. Dün öyleydi bugün de öyledir Tabii ama ki. dün daha hassas bir durumla karşı karşıyaydılar. O yüzden bir tarafta mermi taşıyan kadınlar var, bir tarafta haber taşıyan kadınlar var, bir tarafta canını o 9 yıl savaşlarda gezdirmiş ama 10. yıl için yeniden cepheye koşanlar var. Öbür tarafta da hakikaten istihbaratçıların hayatı da çok şeydir. Yani bize macera gibi gözükür ama ya, yani çok karanlıktır, çok yazıktır yani onlara. Kendini ortaya koyamaz, ben istihbaratçıyım diyemez, ifade edemez. Deşifre olursa hayatıyla bunu öder. Hiç af yok yani. Hayatıyla öder. Deşifre olmaması da gerekiyor. Bir böyle tipler var. Bir de tabii diyeceksiniz ki o zaman nasıl deşifre oluyorlardı? Bir de ağzı gevşekler var. <laughs> evet. Bu arada hmm. filmdeki istihbaratçı karakterlerden bir tanesi de Hilal. O da Gönül Dağı dizisinde yine çok sevdiğiniz başrol oyuncularından bir tanesi Gülsim Ali. Hmm. O da orada istihbaratçı bir genç kadını oynuyor. Evet. Onun da görüntülerini şimdi ekranlara vermiş bulunduk. Özellikle Gönül Dağı'nı <laughs> böyle canlı gönülden takip eden çünkü hakikaten reytingleri de çok iyi dizimizin. Oradan da sevilen bir karakter bunu da söylemiş olalım. Ha bu arada siz e, hocam onu anlatırken bir mesaj geldi okuyacağım hemen e, Haluk Selvi hocadan. Hı. Hocamıza buradan e, çok selamlar, selamlar sevgiler. Diyor ki iyi yayınlar ilgiyle takip ediyoruz. Kuşçalı telgrafhanesini Körfez Belediyesi tarafından aslında uygun olarak projelendirmişler. Halen e, harap bir durumdaymış ama çalışmalar hızla devam ediyormuş. Bir sene içinde tamamlanması planlanıyormuş. Hazırladıkları dört ciltlik Kocaeli ansiklopedisinde geniş olarak buna yer vermişler bilgisi de içinde olacakmış. Çok çok teşekkür ediyoruz Haluk hocamıza da buradan selamlarımızı ve saygılarımızı gönderiyoruz. Biz yarın gittiğimizde muhakkak <laughs> ziyaret edelim, görelim evet. Ama şey çok güzel değil mi? Bak bizim programların güzel tarafı bu. Yani en azından tarihe bir not düşmüş oluyoruz. Evet seyreden e, izleyicilerimiz sonrasında geniş bilgi nereden olacaklarını görüyorlar Hı. falan. Evet sahip çıkmak önemli. E, ben bir şey soracağım ama Benim eklemek, eklemek mi var? Benim eklemek istediğim bir şey var orada. Şimdi Anadolu'da e, halkın morali gerçekten e, kötü. O, o, o günlerde yoksulluk var, yoksunluk var. E, Vatan toprağı elden gidiyor. E, Anadolu Giden halkına moral verecek, belki. o sıkışmışlık içinde onlara moral verecek. E, konuşmalara da ihtiyaç var. Evet. Ha, bunu e, soracaktım ben de Mehmet Akif'i. Evet. evet e, Gazi Mustafa Kemal o zaman e, Anadolu'daki hareket biraz biraz e, işte nüvesi genişlemeye başlarken, e, İstanbul'daki ediplerin ulemanın e, Anadolu'ya gelmesi gerektiğini söyleyerek e, bazı isimleri Anadolu'ya davet ediyor. Bunlardan bir tanesi de Mehmet Akif Bey. Mehmet Akif Bey'i 100 yıl önceki terimlerle değil de bugünkü terimlerle anlatmak istersek aslında dönemin en önemli influencerlarından bir tanesi Mehmet Akif Influencer. Bey. Evet, yani kürsülere çıkıp e, camilerde halka gerçekleri anlatan, onlara etkilenen, i̇lham, ilham veren e, ve gelecek tehlikeleri, tehditleri halka anlatan, e, Anadolu'nun bir coğrafyasında gördüklerini diğer coğrafyayla paylaşan, diğer vilayetlere gidip yaptığı seyahatlerle onları anlatan ve Anadolu halkının da direnişe kalkması konusunda onlara moral veren isimlerden bir tanesi. Mustafa Kemal Paşa da Mehmet Akif Bey'in bu hitap gücünden ve bu derinliğinden istifade etmek için onu Anadolu'ya davet ediyor. Daha sonra Mehmet Akif Bey'in gittiği vilayetlerden bir tanesi çok önemli ki biz bunu filmde değiştiriyoruz, Kastamonu. Çünkü İngilizler Anadolu'daki hareketi boğmak için Ankara'ya en hızlı ulaşma yolunun ve en kolay askeri operasyon yapma yolunun Kastamonu olduğuna karar veriyorlar. Ve özellikle Kastamonu kıyılarına düzenlenecek bir ablukanın ve daha sonrasında bir çıkarma harekatının Ankara'yı en kısa yoldan boğabilecek rota olduğunu planlıyorlar. Aslında çok kritik değil mi? Evet. Mehmet Akif Bey de Kastamonu'ya giderek hem... ...gazetesi Sebil-i Reşat'ı Kastamonu'da yayınlamaya başlıyor. Hem de bugün dünya üzerinde, İslam dünyası tarihinde... ...Kur'an-ı Kerim'den sonra en fazla basılmış olan metin olarak geçiyor. Nasrullah Camisi'nde yaptığı bir vaaz var. Kastamonu halkını İngiliz ablukasına ve çıkarma harekatına karşı... ...uyarma vaazı da diyebiliriz buna... E, bu vaz o kadar güçlü bir e, akse dönüşüyor ki öyle bir sadaya dönüşüyor ki Bak, bütün cephelerdeki evet Nasrullah camisinde yaptığı bu vaz e, bütün İslam bütün cephelerdeki komutanlar tarafından askerlerine okutulmak için talep edilmeye başlanıyor. Ve yüz binlerce adet basılıyor bu vaaz, bu konuşma Mehmet Akif Bey'in konuşması ve bütün cephelere askerler okusunlar diye gönderiliyor. E, dolayısıyla biz e, vatan kavramını çok fazla konuştuğumuz, tartıştığımız şu günlerde e, e, böyle bir sinema filmiyle e, o tarihi hatırlamanın kıymetli olduğunu düşünüyoruz. E, i̇zleyicilerimizden de e, bu filme e, gitmelerini ve e, mümkün olduğu kadar çevresindeki insanları tabii ki beğenirlerse filmi. E, ...filmi izlettirmelerini tavsiye bu ediyoruz. Bu arada çok bilet için. isteyen var. Ee, sevgili seyircilerimiz e, Twitter'da da zaten TT'yiz. Instagram'dan da yazıyorsunuz. E, teşekkür ederim etiketini kullanıyoruz bu gece. Çünkü e, Mustafa Kemal Atatürk... E, ...Nutuk'ta kendisine borçlu olduğum teşekkürü... ...burada açıkça söylemeyi milli ve vatan görevlerinden sayarım dediği... Ee, Manastırlı Hamdi için bu ifadeyi kullanıyor yani bir telgraf memuru için ve e, bizim de tabii teşekkürü borç bildiğimiz e, nice kahramanımız söz konusu o yüzden teşekkür ederim etiketini bu gece kullanıyoruz ve eğer e, bilet istiyorsanız bu etiketle yazmanızı ama şunu rica ediyorum isminizi soyadınızı ve şehrinizi bu arada Türkiye dışından da çok isteyen var ama yurt dışında galiba şu anda gösterildi. Henüz başlamadı de değil. ama başlayacak. Ama Türkiye'nin dört bir yanından yazıyorlar. Eğer sinema salonu varsa şehirlerinde tabii ki bileti evet. de biz vereceğiz. Şimdi ilk sorumuz size Mehmet Akif şiirinde kimin nesini atıp yapar demiştik. Onu artık biliyorsunuz nesli, nesilmiş gerçek çiğnetmedi namusunu çiğnetmeyecek. İkinci sorumuzda milli mücadele döneminde kurulan haber ajansımızın ismi nedir demiştik. 102 yaşında e, gururumuz, bir ajansımız biliyorsunuz. E, onu da yazarsınız diye düşünüyorum. Bir şey daha sor, Ha, Telgrafta kullanılan alfabeyi oluşturan alfabeyi. kimdi diye sormuştuk. Bir soru daha sorayım. Son sorumuz olsun. Teşekkür ederim etiketiyle. Osmanlı İstihbarat Teşkilatı'nın adı nedir? Size sorularımızdan bir tanesi. Siz bu Nasrullah Camii'yi görmüş müydünüz hocam? Kastamonu'ya ben birkaç defa gittim. Gittiniz mi? Türkiye'nin en güzel tarihi şehirlerinden biri. Vilayet Konağı da çok güzel. Kaleye çıktığınızda vilayet konağını seyrediyorsunuz, vilayet konağına gittiğinizde de kale ne kadar uzakmış diye bakıyorsunuz ya. ama mesafeler aslında çok yakın. Türkiye'nin en güzel şehirlerinden biri bir de biliyorsunuz eski doğu batı ticaret yolunun da üzerinde. Kaleye çıktığınızda a yol bu taraftan gelip böyle gidiyormuş diye onu da izleyebilirsiniz. Çok güzel bir yer. Aslında Kastamonu'yu da evet. mesela daha fazla anmamız gerekiyor. Yani hani milli mücadeleyle İstiklal madalyası sahibi Hı. şehirlerden İnebolu. Evet. Yani dört şehrimiz var. Bunlardan bir tanesi de İnebolu'dur. İnebolu kayıkçıların milli mücadeleye yaptıkları katkılar sebebiyle şehir olarak İnebolu'ya İstiklal madalyası, madalyası verilmiş. ne büyük şeref. Evet. Mehmet Akif Bey Mustafa Kemal'in çağrısını duyduğunda hemen oğlu Emin'in elinden tutuyor Anadolu'ya geçiyor. Hı hı. Ee, bir, bir, biraz <laughs> yaya olarak biraz at üstünde biraz e, demiryolu hattını kullanarak Ankara'ya ulaşıyor Ankara'ya ulaştığında meclis açılmış bir gün olmuştur Yani asıl <laughs> içtimalar başlamıştır 24 Nisan'da ee, Yanılmıyorsam koridorda Mustafa Kemal Paşa ile karşılaşıyor Aha. Mustafa Kemal Paşa Akif'i görünce heyecanlanıyor ya. Efendim diyor. Ne iyi de geldiniz ve tam da size ihtiyacımızın olduğu şu günlerde geldiniz. Müsaade ederseniz şimdi bir içtima var. İçtimadan sonra sizinle görüşmek istiyorum diyor. Şimdi bunun bir anlamı var biliyor musunuz? Bir ikna etme meselesi var ya. Bir yanda işte o İngiliz casusların Anadolu'da yaydığı bilgiler var. Bunlar hilafet düşmanı. Bunlar saltanat düşmanı. Sakın bunların arkasından gitmeyin diye. Bunları Sadece güzel söz, güzel hitabeti olan insanlar değil. Gerçekten dönemin tanınmış ve kendisine itimat edilen udurlu Müslümiyinden diyebileceğimiz insanlara ihtiyaç vardı. Akif vatan konusunda biliyorsunuz hiç tereddüt etmemiştir ve bunu hiç tartışmamıştır bile. Yani o Anadolu'dakiler kimdir? Fikri kendisine uyar mı uymaz mı? bunu hiç tartışmamıştır bile. Akif'in Ankara'da önce biliyorsunuz Burdur'a gidiyor. Hatta Burdur Güney yani Anadolu'da Burdur çevresinde bazı faaliyetleri bulunuyor. Bundan dolayı da bir ara Burdur milletvekilliği de yapmıştır. En azından sembolik olarak Burdur'u temsil etmiştir. Kastamonu'ya giderken de milletvekilliğinden izin alarak gidiyor. Buna izin veriyorlar yani bölgeye gitmesi için. Kastamonu beyefendi söyledi. Çok önemli. Orada bulunuyor olması psikolojik bir güç yaratmak için. Kastamonu'ları ikna etmek için değil. Çünkü zaten Kastamonu Milli Mücadele'nin fiilen içinde. O İnebolu şimdi e, kurtuluş yolu diye çok güzel düzenlemeler yapılmış. Kastamonu Çankırı Ankara hattında Milli Mücadele yolu, kurtuluş yolu. E, Kastamonu zaten fiilen meselenin içinde ama orada Akif'in de orada bulunuyor olması bir örgütlenmeyi tamamlamak muhtemel bir saldırı anında o bölgeden yeni bir kuvay milli hareketi çıkarmak e tabi vaazlarının da o camiden dışarı doğru yayılan sanki merkezden çevreye doğru yayılan diye de bir dalga olarak da düşünebilirsiniz. Büyük etkisi oluyor. Ee, Akif'in Anadolu'daki e, yaşadığı en büyük tesir nerede? Bursa'nın işgali haberinde. Bursa'nın işgali haberi geldiğinde bülbül şiirini yazıyor. Aa. O meşhur biliyorsunuz. Bülbüle itiraz ediyor. Sen niye üzülüyorsun? Üzülecek bir kişi varsa o da biziz. Aynen. Çünkü biz Bursa gibi imparatorluğumuzun merkezini kaybettik diye yaşadığı şey. Ya Allah o günleri bir daha yaşatmasın da onların da yerinde olmayı kimse arzu etmez yani. Ya hep Mehmet Akif yani. deyince özellikle böyle birkaç husus var tabii hepimizin böyle evet. kalbine dokunan. Bir tanesi hani İstiklal Marşı'nı o parayla satmayan adam. Evet yani bunca yokluğa rağmen bir üzerinde evet. paltosuyla evet, yokken evet. o hadiseyi zaten herkes biliyor. Bir de ben şeye çok etkilenmiştim. Yani kendi çocukları var ve zaten yani yokluk içinde bir hayat sürerken arkadaşının çocuklarına da evvelden kendisine söz verdiği için demişler ki evet. yani bana bir şey olursa benim evlatlarıma sen, sana bir şey olursa senin evlatlarına ben bakacağım ve sonradan e, hatıralarında işte çocukların anlatması biz senelerce diyor onların bir başkasının çocuğu olduğunu bilmedik ki evet. yani kendi öz kardeşimiz gibi. Evet. Ya siz ne kadar güzel insanlarsınız. Siz bir başkasının çocuğuna o yoklukta analık babalık yapıyorsunuz evet. ve bunları sizin kendi öz evlatlarınız bile kardeşleri olduğunu olmadığını bilmiyor. Evet. Öz kardeşi zannediyor. Evet. Ne güzel insanlar. Ve Mehmet Akif Bey İstiklal Marşı'nı yazdığında Kastamonu'lara o kadar kıymet veriyor ki, e, o kadar seviyor ki... Canım benim. E, i̇lk yayınlanacağı yer olarak, yani yazdığı İstiklal Marşı'nın ilk yayınlanacağı yer olarak... E, ...kendi gazetesine Sebil Reşat'ta yayınlattığı gibi aynı anda Kastamonu'daki Açık Söz Gazetesi'ne de gönderiyor İstiklal Marşı'nı. O yolda geçen vakit ve Açık Söz Gazetesi birkaç günde bir yayınlandığı için haftada iki kez galiba yayınlanıyor... Ankara'daki baskıdan birkaç gün sonra basılmış oluyor. Ama Mehmet Akif'in kendi gönlünden geçen İstiklal Marşının yazdığı marşın şiirin ilkin Ankara ile beraber Kastamonuda da Hı. yayınlanmasıydı. Kastamonu'lular milli mücadelemizin evet Gaziantep, Şanlıurfa birer işgale karşı direnmişler. Peki. Ama Kastamonu'yu bu sınıftan asla ayırmamak lazım. Milli mücadeledeki en büyük kahramanlıkları yapanlar başta İnebolular ve Kastamonulardı tabii. Evet, İnşallah tüm oranın böyle şu anda genç nesilde bunu biliyordur. Yani güzel anlatılıyordur, yani, öğreniyorlardır, yaşatıyorlardır, dillendiriyorlardır. Bundan benim hiç endişem yok biliyor musunuz? Çok Çünkü... şükür. Hakikaten bir şeyimiz var. Bir derinlerde bir yerde yaşayan bir tarihimiz var, bir gençliğimiz var, bir ruhumuz var. İhtiyaç olduğunda onlar ortaya çıkıyorlar. Ben nesilden korkmuyorum. Daha iyi olacaktan düşünüyorum. Sadece onlardan hep bizim beklediğimiz şu, bakın biz az önce bir telgraf hattının bulunduğu yeri düşündük, ki, heyecanlandık, Eyvallah. yarın gidip muhakkak orayı görelim diye birbirimize konuşmaya başladık. Onlar da içinde bulundukları coğrafyanın farkına varsınlar. Evet. O yol, o kanı hareketleri, o kadınların e, sırtlarında mermi taşımalar, bunlar hayal değil. Hakikaten bunlar yaşandı yani. O camide o vaazlar verildi, o inebolular her gün gece sabahlara kadar o... E, e, kayıkları, beklediler, kayıkları beklediler, mermileri beklediler. beklediler. Kastamonular o yolları tuttular. E, e, şey düşman her yerdeydi. Ben burada Bunu şöyle bir hissetsinler kartı, sadece, anlasınlar yani. E, sunayım. Hı. Biz de setteyken tabi çalışanlarımızın yarıdan fazlası genç arkadaşlarımız. Hı. E, bu Nasrullah Camisinin avlusunda geçen bir sahnemiz var filmde, final sahnesi. Çok duygulu bir sahne o sahne. İçeriğini anlatıp spoiler vermeyelim şimdi ama. E, ...orada arkadaşlarımızla böyle konuşurken... E, ...işte açıyı vesaireyi belirledik. Sahnenin çekimine geçeceğiz. E, dediler ki hocam işte çok fazla gözyaşı dökmesi gerekiyor oyuncuların. E, gözyaşı desteği verelim hmm. Suni. E, ben dedim ki hayır kimse gözyaşı desteği vermesin hiç kimseye. E, ben geçeceğim ve bu sahnede yaşananları o tarihte biz neyi anlatıyoruz bu kısacık sahnede... E, Rumeli'de yaşanan bir hikayeyle anlatacağım, sonra sahneye geçeceğiz. Zaten gözlerimiz yaşarmıyorsa biz bu sahnenin çekimine geçmeyelim dedim. E, ve orada o gün çektiğimiz sahnenin gerçek hikayesini, yani e, 100 yıl önce yaşanmış olan hikayesini anlattım. Ve sonra biz motor dedik ve başladık çekim yapmaya. E, orada e, setteki arkadaşlarımızın çoğunun gözleri yaşlıydı. Hı. Yani. Hiç kimsenin işte gençlerimiz bunlardan haberdar değil mi, bazı şeylerin farkında değil mi gibi endişe duymasına hiç gerek yok. Bir sahnemiz daha vardı mesela işte Kastamonu'daki askerler bir geçit töreni yapıyorlar. Cepheye giderlerken bir tanesi başındaki takkesini düşürüyor yere ve gelip küçük bir çocuk onu alıyor. Settekiler o sahneyi çektiğimiz sırada e, Dona kalmışlardı. o çocuğun o takkeyi alıp e, yani cepheye giden askerden düşen takkeyi küçük bir çocuğun alıp emaneten kendi omuzlarına almasına. E, bir tane genç arkadaşımız gelip kamera ekibinden e, hocam dedi bu sahneyi filmde kullanacak mısınız benim tüylerim hmm. diken diken oldu dedi. Hmm. Yani e, biz bir aslında oyun çekiyoruz orada ama e, setteki arkadaşlarımız... E, o sahneleri canlandırdığımızda bazı şeyleri düşünmeye başladığımızda e, damarlarımızda dolaşan kanda bazı şeylerin var olduğunu görüyoruz. Kesinlikle. Evet. Yani ruh aynı ruh. Hani hep yüzü mesela evet. Çanakkale ruhu, evet Çanakkale ruhu yaşıyor ama ben inatla söylüyorum gerçekten hani hem bu milli kahramanlarımızın hem bu milli öykülerimizin, yaşanmışlıklarımızın anlatılması lazım. Yani evet. O saniye geldiği an sen tekrar o ruha bürünüyorsun ama öncesinde de bu altyapı hazır. Yazılı... ...ya mesela sorduğumuz sorulardan bir tanesi Mehmet Akif şiirinde kimin nesne atıf yapar? Bu nasıl bir entelektüel birikimdir? Yani hani Alsım'ın nesli nesildir gerçekten ya mesela o Alsım'ın kim olduğu düşünüyoruz mesela onun zihin dünyasında manevi dünyasında asım kime karşılık gelir? Bugün bunu açıklamaya çalıştığımızda mesela iki kişiyi görüyoruz falan. Yani çok bence derinlikli, çok hayran olması bir nesilden evet. bahsediyoruz. Bizim de layık olmamız gerekiyor. Evet. Şimdi Milli Mücadele bir oyun değildi. Bugünkü tabirle bir bilgisayar oyunu falan değildi. Bir evet. kurgusal bir şey de değildi. Hakikaten hep anlatmaya çalıştığımız nokta şu. Düşman İzmir'e çıktı, biz onları karşıladık. Olmadı biraz geriye çekildik, karşıladık. Olmadı biraz daha geriye çekildik. Sonra orada oldu, biz bunları kovaladıktan ibaret bir tarih yok orada. Orada buğday bulamayan, ekinle ekemeyen insanların öyküsü var. Orada iki öküzünün birini devlete vermek zorunda, orduya vermek zorunda kalan ya da veren insanların öyküsü var. Orada sadece Mustafa Kemal'in Kazım Karabekir Paşa'nın Ali Fuat Cebesoy'un Fahrettin Altay'ın öyküsü yok. Onların erlerinin öyküsü var. Tükenmişliğin öyküsü var. Çolak Salih'in öyküsü var orada. Tarık Buğra'nın meşhur Küçük Ağa'sında anlattığı bir Çolak Salih vardır orada. O Çolak Salih aslında Türk milletinin kendisidir biliyor musunuz? Kolunu kaybetmiştir. Psikolojisi bozulmuştur. Annesinin yanına döndüğünde her şeyini kaybetmiş bir asker olarak döner. İşte biz terhis edildiğimizde ordumuz, silahlarımızı teslim ettiğimizde, tünellerimizi, demir yollarımızı, istasyonlarımızı, telgraf hatlarımızı teslim ettiğimizde, İstanbul'umuzu, İzmir'imizi, Samsun'umuzu, Urfa'mızı, Maraş'ımızı, Antep'imizi, Adana'mızı işgale bırakmak zorunda kaldığımızda işte o çolak salihlik biz. Her şeyini tüketmiş, bitirmiş, ülkesine döndüğünde hasta ölmek üzere olan bir anneyle ve, ve onun bir sucuk pişirme şeyi vardır sahnesi vardır. O diyor ki sucuğu pişiremeyiz şimdi bu kokar ve bütün mahalle bunu hisseder. Onlar açtır diyor yani tam da bizim o şeyimiz yani karnımızı doyurmaktan utandığımız bir dönem dönemden bahsediyor. Bu oyun değildi. İşte bu oyunun öyle güzel kahramanları var ki biz hep askeri açıdan bakıyorduk. Bugün Selman Bey e, vesilesiyle ve bu film vesilesiyle. Telgraf hattına bakıyoruz. Evet. İstihbarat hattına bakıyoruz evet. bak. Dönüp dolaşıp hiç adını bilmediğimiz kahramanların aa aa diyerek yeni isimleri görüyoruz. Şimdi Karavaasif bizim için bir ittihatçıdır. Ama Karavaasif Mondros'tan İstanbul'un ikinci işgaline kadar İstanbul'daki yeraltını örgütleyen bir kahramandır. Evet sağlam bir ittihatçıdır, Çok büyük idealleri vardır. Mustafa Kemal Paşa'yla da ters düşmüşlerdir. Çünkü ee, bu iddiaçların bir özelliği var. Vatanı sadece kendilerini kurtaracağına inanırlar. O yüzden de hayatlarını hep böyle perişan etmişlerdir. Hepsinin hayatı, yani hayatlarını idealleri uğruna feda etmiş insanlardır. Ben öyle tarif ediyorum. Biraz deli tarafları vardır yani. Mustafa Kemal daha sakin, daha dikkatli. Ters düşmüşlerdir. Sonra da örgüt tasfiye edilmiştir. Ama Hüsamettin Ertürk var. Gencecik bir çocuk teşkilatı yeniden toparlıyor. İstihbaratı yeniden kuruyor. Ya daha bu yarbay yani işte Ya o kadar da gençler ki. Yani şimdi bugün dönüp baktığında ya o yaşında mı? Yani mesela el neler pocazadı kaçesini ölmüş mesela. Yaş evet. E, bu arada şu bölümü ...bu bölümü kapatmam gerekiyor. Evet. E, şunu söyleyeceğim. Yani artık 15 Mayıs'a girmişiz tabii. Günlerden olmuş pazar. Yani 19 Mayıs'a şunun şurasına birkaç gün kaldı. Biz özellikle tabii hem film vizyona giriyor haberdar etmek hem de en önemlisi de 19 Mayıs yaklaşırken başta Mustafa Kemal Atatürk vesile silah arkadaşları olmak üzere ismini bildiğimiz ismini bilmediğimiz ismini bugün öğrendiğimiz Hatta belki hiçbir zaman öğrenemeyeceğimiz tüm kahramanlarımıza teşekkür etmek istedik O yüzden teşekkür ederim etiketini kullanıyoruz Allah hepsinden razı olsun şehitlerimize gazilerimize kahramanlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet dileyelim şimdi bu bölümü tamamlayalım e, i̇kinci bölümde artı bölümünde e, genç arkadaşlarım da burada olacak yine size konu bağlamında değişik soruları olacak sevgili seyircilerimiz sizde teşekkür ederim yoğun bilgi gösteriyorsunuz yazıyorsunuz instagramdan twitterdan dediğim gibi bize biz bu gece sinema bileti vereceğiz ama hani sadece bilet meselesi değil teşekkür ederim etiketiyle artık ne yazmak isterseniz kahramanlarımıza lütfen yazınız onlara da birazdan bakalım birazdan yine karşınızda olacağız. Evet, şimdi bir araya gidiyoruz. Evet, gündem ötesi artı ile devam ediyoruz. Mesut, Mustafa, Melisa bizlerle birlikte. Soruyu soran kendini tanısın. Ben öyle hızlı bir giriş yaptım. İlk kim sormak istiyor? Ben Mustafa, sorayım. tamam. Haydi bakalım. Merhaba hocalarım. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi 4. sınıf öğrencisiyim. Benim sorum bazı tarihçiler teşkilat mahsusanın bir istihbarat teşkilatı olmadığını söylüyor. Sizce bir istihbarat örgütü müdür? İstihbarat teşkilatı yani neye dayanarak söylemiyorlar bilmiyorum ama evet. Birinci Dünya Savaşı sırasında özellikle İngiliz istihbarat ajansına imlenilerek onlar çok iyi propaganda yapıyorlar ve çok güzel haberler topluyorlar. Emir Paşa'nın emriyle kurulmuştur. Çok da güzel faaliyetleri vardır. ancak bunu bir İngiliz istihbarat ajansıyla karşılaştırarak bizimki de en az onunki kadar güzeldi, onunki kadar başarılı demek çok zor. Çünkü onların istihbarat servisleri 1600'lerin başında kuruluyor. Bizimkiler bu zamana kadar hiç istihbarat yapmadı mı Osmanlı? Onlar da yapıyorlar ama bizimkiler daha ihtiyaç hasıl olduğunda istihbarat yapılıyor. Biz sefere gidileceğinde, bir savaşa gidileceğinde önceden adamlar göndermek, oradan bilgi almak, bunu değerlendirmek ve ona göre bir yol çizmek şeklinde ama Modern anlamda istihbaratın Türkiye'deki başlangıcı teşkilat mahsusa. Hiç şüphe yok onda. Burada belki şöyle bir kafa karmaşası vardır. Belki ondan aklınıza takılmış olabilir. Ee, i̇şte Osmanlı ilk defa istihbarat teşkilatını teşkilat mahsusa zamanında mı kurdu gibi bir soru akla gelebilir. Hocamız bahsetti. E, tarih boyunca biz Türklerin hep bir istihbarat örgütü ve yapılanması zaten var. E, ama oluşan yeni koşullarda özellikle Birinci Dünya Savaşı'na doğru gidildiği ortaya çıktığında artık dünya çapında bizim çok geniş bir coğrafyaya hitap eden o dönemde başarılı bir istihbarat örgütü oluşturuyor Enver Paşa. Biz teşkilatın mahsusayı şöyle tartışmalar çıkabilir. Osmanlı Devleti'nin mevcut bir istihbarat örgütünün devam ede gelen bir örgütün bir kolu mudur? Yoksa tek başına bağımsız bir istihbarat teşkilatı mıdır gibi tartışmaları ben bazı yerlerde hocam okumuştum ve görmüştüm. Belki öyle bir kafa karışıklığı olabilir ama teşkilatı mahsusa çok geniş ve tarihimize gerçekten damgasını vurmuş bir istihbarat teşkilatıdır. Evet. Ha, Melisa. Merhabalar öncelikle. Benim sorum milli mücadele döneminde Türklere karşı Anadolu'da özellikle kara propaganda amacıyla ee, kara krep propaganda yürütülmüş müdür yani bunların örnekleri varsa bahsedebilir misiniz? Şimdi birinci kara propaganda Ermeni meselesinin sürekli sıcak tutulmasıdır. biliyorsunuz 1915'teki teşcir harekatından sonra özellikle İngilizler hem kendi kamuoylarını birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı cephelerine karşı ikna etmek için hem de tüm dünyada bir Osmanlı Arehtarlığı başlatmak amacıyla, ee, kendi istihbarat servislerinin yan kuruluşlarına buna o dönemin meşhur tarihçileri Arnold Toynbee de bizimkiler burada çok severler veya sevenler vardır. Aman Arnold Toynbee şöyle büyük tarihçidir, böyle büyük tarihçi derler de bir numara Türk düşmanıdır. Aynı zamanda Osmanlı düşmanıdır. Aynı zamanda da Ermeni meselesi konusunda en böyle e, deli yayınları yapan kişidir. Türklerin Asyalı olması gerektiğini ve Asya'ya sürülmesi gerektiğini de söyleyen kişidir. Onların kaleminden e, sürekli eserler yayınlamışlardır. Milli mücadele başladığında da bu propaganda bir yönüyle devam etmiştir. Diğer kara propaganda da, biz program esnasında da söyledik, e, direnişçilerin, kuvay milliyecilerin ya da onların tabiriyle kemalistlerin ve milliyetçilerin e, aslında hilafet düşmanı olduğu, İslam düşmanı olduğu, İslam'ı Anadolu'dan ve Osmanlı ülkesinden silecekleri yolunda çok ciddi yayınlar yapmışlardır. Buna karşı da işte Mustafa Kemal Paşa, Mehmet Akif'i çağırmıştır. İşte Şeyh Sünnisi Hazretlerini Anadolu'ya çağırarak ondan istifade etme yoluna girmiştir. Basın ve yayın yoluyla aslında İslam düşmanlığı yapmadıklarını, asıl gayelerinin ki her tebliğde vardır. Hilafet ve saltanatı işgalden kurtarmak olduğunu sürekli vurgulamışlardır. Ee, ne onların propagandası bitmiştir, ne de bizimkilerin. Hayır öyle bir şey yoktur te, e, anlamındaki karşı cevaplar bitmiştir. Evet. Mesut. Hocam, ismim Mesut e, Akgül, soy ismi. E, hocam, e, Mustafa Kemal Paşa'ya yapılan suikastlar var. E, bu suikastlerden e, birisi de hocam e, Hint asıllı Müslüman e, Mustafa Sagir var hocam. E, biraz bize Mustafa Sagir'den bahseder misiniz? Kimdir? Bir de ha, şimdi Milli mücadele döneminde biliyorsunuz en büyük sıkıntı maddi sorunlardı. Yani bir paraya ihtiyaç var. Çünkü bir yanda orduyu besleyeceksiniz. Bir yanda sivil kadroların geçimini temin edeceksiniz. Bunların bir kısmı hadi İstanbul'da memuriyetleri devam ettiği için bir şekilde maaşlarını alıyorlar Anadolu'da özellikle mülki idarecilerin maaşları var. Ama yeniden askere aldığınız kişilerin maaş vermeniz lazım. Askerlere yiyecek içecek giyecek e, temin etmeniz lazım. Silah temin etmeniz lazım. Bütün bunlar aslında parayla olur. Parasız hiçbir şey olmuyor. Mustafa Kemal Paşa'nın da en büyük ihtiyacı paraydı. Bu yüzden dıştan gelecek, dışarıdan gelecek yardımlara çok büyük ihtiyacı vardı. Rusya ile temas halindeydik. E, oradan anlaşma yapıp da birazcık para, birazcık silah alabilir miyiz? Onun derdindeydik ama Ruslar da hemen getirip alın. Biz komünist olduk, siz de komünist olun. Alın şu parayı demiyorlardı. Dünyada öyle bir şey yok yani. Bir gerçek var. Herkes planını yapar, o plana göre hareket eder. Ama gönüllüler var. Bu gönüllüler kim? Osmanlı hinterlandında ya da Osmanlı tabiiyetinde olan Müslümanlar. Mesela Balkanlardan paralar gelmiştir. Balkan, Bosna Hersek'ten Makedonya'dan, Bulgaristan'dan, oradaki Türklerin ve Müslümanların topladığı paralar vardır. Kızılay aracılığıyla gelen Balkan savaşları sırasında, mesela cidden oralarda paralar toplanmıştır. E, Müslüman coğrafyalardan milli mücadelenin e, yapıldığından haberdar olunan yerlerde bir takım paralar toplanıp Anadolu'ya ulaştırılmaya çalışılmıştır. E, Türk dünyasından keza işte Rusya kanalıyla, Türk dünyasından gelen paralar vardır. Hint Müslümanlarından gelen paralar vardır. Mustafa Sagir'in hikayesi bu sonuncuda başlıyor. Mustafa Sagir, güya e, peşaverli yanılmıyorsam bu şahıs, e, 3 milyon altınla ya da 3 milyon e, lira karşılığı bir parayla Anadolu'ya gelmiş, İstanbul'a gelmiştir. Ama para ortada yoktur. Güya İngilizler bunu yakalamıştır, atmıştır 20-25 gün para da bu esnada kaybolmuştur. Bundan sonra bu tutuklamada bir sahte tutuklama oldu. Sonradan ortaya çıkıyor. Anadolu'ya geliyor, Ankara'ya geliyor. Ankara'da bir müddet ikamet ediyor. Fakat onun hani hep söylüyoruz ya yani herkes birbirini izliyor. İzlemek zorunda. Kim biri geldi de tamam eli yüzü düzgün de bir adama benziyor da kim? Bu izleme sırasında bir şey fark ediliyor. Bunun posta hareketleri çok fazla. Çok fazla mektup geliyor buna. Bu sefer daha çok dikkat çekmeye başlıyor. Bu mektuplardan birinin tesadüfen zarfı açık ulaşıyor, açıyorlar, bakıyorlar. O zaman da şunu fark ediyorlar, yazı aralığı standart yazı aralığı değil. Hı. Bu sefer daha çok şüpheleniyorlar, amonyakla okuyorlar ki yani o gizli yazı işte amonyakla yazılan yazı. Satır aralarında Hintçe başka ifadeler var, hemen sorguya alınıyor. E, suçunu itiraf ediyor. Sonra da idam ediliyor. İdam ediliyor. Hak ettiğini buluyor. Mustafa. Evet. Hocam, mim-mim e, grubu diye geçiyor sanırım. Müdafaa-i Milliye Grubu evet. İstanbul'da kurulan e, bir istihbarat örgütü. Eee bunun grubun üyeleri İstanbul'da İngiliz kuvvetlerine yakalanmadan nasıl faaliyet yürüyor, yürütüyorlardı? Kendilerini gizlemek için kullandıkları bir yöntem veya da kimlik var mıydı? Bunu merak ediyorum. Şimdi sadece mim, mim grubu değil, işte karakol cemiyetinden itibaren birbirini devam ettiren, takip ettiren başka cemiyetler de var. Bir kere hep bütün bu gizli teşkilatların B grubu, C grubu, D grubu diye tarif edebileceğimiz alt grupları da var. Yani büyük grup deşifre olursa daha küçük grup yoluna buradan devam edecektir. Bu yüzden kendilerini bir şekilde gizleyecekler yani hem deşifre olma olmamak için gizleyecekler hem de nasıl söyleyelim onu istihbaratın devamlılığı açısından gizlemek zorundalar. Mimim grubu Anadolu tarafından tanınan yani Ankara tarafından tanınan hatta Fevzi Paşa'nın ricasıyla kurulan bir grup. Hüsamettin Ertürk tarafından yönetiliyor ve yönlendiriliyor. Hüsamettin Ertürk'ün iki Devrin Perde Arkası diye eseri var onu da bulmak ve okumak mümkün. Tamam mı? Yani tavsiye ederim siz gençlere en azından milli mücadele neler yaşandığını görmek bakımından. Mimim grubu sonra ikiye bölünüyor biliyorsunuz. Bir e, müdafaa milliye grubu var. Bir de müsellah grup yani silahlı grup var. Onlar da herhalde operasyon için kullanılıyor. Milli mücadelede fevkalade büyük işler yapmıştı. Yanılmıyorsam Mesut Aydın eee ağabeyin de bu konuda bir doktora tezi olması lazım. Mimim grubu üzerine ilk ilk doktora tezi de Mesut Aydın'ın e, emekli olmadı herhalde Mesut abi. Evet. Ne ben burada Felah şeyin Mimim grubunun bu e, bizim sinema filminde işlediğimiz telgraf hattıyla ilişkisinden yola çıkarak bir şey söyleyeyim. Ee, bir süre sonra bu telgraf hattı Anadolu'da hem Mustafa Kemal Paşa ile hem e, genel kurmayla haberleşmeye başladığında e, bu haberler artık yani telgraflar sayıca çok fazla olmaya başlıyorlar ve bunların İstanbul'da iki grupta toplanması ve o grupların telgraf merkezine bu bilgileri getirmesi isteniyor bunlardan bir tanesi mimim grubu bir tanesi de felah grubu bunlar deşifre oluyorlar mı? Deşifre olanları var ve maalesef Bizim henüz daha o detaylara girip o hikayeleri anlatamadığımız infaz edilen istihbaratçılarımız oldu o dönemde. Kendilerini öldüren istihbaratçılarımız yani bildiklerini karşı tarafa vermemek için kendisini yani, öldüren istihbaratçılarımız oldu. Mesela bu telgraf hattı kurulduğunda bu telgrafların yani gelen istihbaratların Ankara'ya gönderilme işi yoğunlaşınca sayıca fazlalaşınca bu telgraflar ekibe o küçük ekibe 3 kişilik ekibe İhsan Bey bir kişiyi daha dahil etmek istiyor. Bunun için e, kimi seçmem lazım, kimi seçmem lazım diye düşünürken İngilizlerin büyük postane binasının dışına astığı bir afiş var. Diyorlar ki gizli bir telgraf hattı var. Bunu bize nerede olduğunu söyleyene bin altın vereceğiz diyorlar. Hmm. İhsan Bey o sırada büyük postanede memur olan İsmet diye bir genç memura gidiyor ve diyor ki ya İsmet şu diyor afişi gördün mü diyor bin altın veriyorlarmış. Ee, eğer e, telgraf merkezinin nerede olduğunu söyleyebilirse birisi İngilizlere. İsmet de diyor ki evet diyor bu ne utanmazlıktır. İhsan Bey ona e, aslında e, niyetini deşifre etmek üzere bir teklifte bulunuyor ve diyor ki ya eğer sen biliyorsan diyor bana söylesene diyor şu telgraf merkezinin yeri nerededir İngilizlere söyleyelim de diyor bin altına alalım. Hmm. İsmet diyor ki efendim diyor bu nasıl bir teklif? Ben ki diyor İngilizleri burada gördüğümde kanıma dokunuyor. Anadolu'ya Mustafa Kemal Paşa'ya ve ekibine yardım edemediğim için içim yanıyor. Siz bana bir de diyor İngilizlerin bin altında mı almamı teklif ediyorsunuz? Ya insan var insan var işte. Evet ve İsmet Bey e, bu konuşmadan sonra İhsan Bey tarafından bu teşkilata alınıyor. Yani gizli telgraf attığın ekibine. İsmet diyor ki efendim diyor peki bu telgraf attı gerçekten nerede diyor. Diyor ki senin çalıştığın odanın altında diyor. Hı hı. Yani çalıştığı odanın altında çalışacak kadar gizliliğini koruyabilmişler. Deşifre olmamışlar. Ama deşifre olduklarında da zaten infaz edilmeyi de göze almışlar. Göze almışlar hı. evet. Melisa. Evet hocam bir de bu konunun üzerine e, Kurtuluş attı filminde... Türkiye ile birlikte şifreli telgraf gönderdiğini söyleyen bir karakter vardı. Acaba evet. böyle bir durum gerçekten oluşmuş mudur? Bunu merak ediyorum da. Bu senaryoda tabii kurgu olarak benim eklediğim bir şey ama o dönemin şartlarında ne demiştik? Bu savaşlar bir zeka savaşıydı, zeka operasyonuydu hepsi. Bu çaresizlikler içinde siz karşı tarafa mesajınızı nasıl ulaşabilirsiniz? Nasıl anlatabilirsiniz? Çünkü Mustafa Kemal Paşa bu telgraf hattı kurulduktan sonra bir ay boyunca bu telgraflara cevap yazdırmıyor. Çünkü gelen bu telgrafların İstanbul'daki gizli haberleşme ağından gelen telgrafların İngilizler tarafından gönderildiğini tahmin ediyor, düşünüyor. Hı hı. Ve diyor ki tedbiren sakın İstanbul'dan gelen telgraflara itibar etmeyin muhtemelen diyor bizi deşfir etmek için gönderiyorlar. Bir ay boyunca İhsan Bey'in Cemal Bey'in göndermiş olduğu telgraflara karşılık vermiyor. Orada tabii senarist olarak düşünüyorsunuz ya bu adamlar bir ay sonra ne yapmış olabilirler? Yani o çaresizlik içinde, o sıkıntılı dönemde karşı tarafla nasıl denk düşecek bir mesaj göndermiş olabilirler diye düşünüyorsunuz, bulabildiğiniz bir detayı da sahnelendiriyorsunuz. Evet. Hadi son soruda Mesut'tan ben, gelmiş olsun. E, hocam ben filmdeki Hilal ve Asım isimlerini sormak istiyorum. Bunlar bilerek mi koyuldu? <laughs> bu Tabii <laughs> ki bilerek konuldu. Çünkü Asım için hepimiz yaşıyoruz diye bir sloganımız var. Bu ne demek? Asım'ın ninesi Osmanlı'yı aslında temsil ediyor. Kadınlar diyorlar ki bu devlet artık nihayeti eriyor. Biz Asım için yaşamak zorundayız. Yani yeni bir nesil, yeni bir devlet. Bunun için çabalamak zorundayız. Bu aslında Mehmet Akif Bey'in kendisinin şiir olarak yazdığı Asım'ın Nesli diyordum. Nesilmiş gerçekten ilham alınarak yazıldı. Hilal karakteri ise yine Mehmet Akif Bey bir sahnede Hilal'le karşılaştığında Ey Nazlı Hilal, Ey Nazlı Hilal. Evet. Ee, diye ona hitap ediyor. Evet, tabii. Ve filmin sonunda da işte e, Manastırlı Hamdi karakterimiz e, Hilal e, anla e, Filmi anlatmayalım. Yok. Spoiler'ı siz verdiniz ben vermedim. Ben asıl, demedim ki asıl öyle mi? Olanı. E -ha. Yani, <laughs> tekrarlamayacağım o spoiler'ı. Ee, öyle bana ve Hilal'e mu? bir Benim, şiir yazar mısınız acaba? diyor. Ee, Mehmet Akif Bey de e, sana katiplik ederim diyor. Yani aslında İstiklal Marşı'nı yazacağını son sahnede <laughs> e, sana ve Hilal'e katiplik yaparım diye Evet. söyleyerek filmi kapatıyoruz. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Arkadaşlarımıza da teşekkür ederim. Ama bence siz sinema e, biletini hak ettiniz. Bence arkadaşlarımızın hepsine evet. bir Biz beşer tane film verelim değil mi? Beş 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 arkadaşlarla, tanıdıklarla iyidir değil mi? <laughs> tamam. Hocam çok teşekkür ederim. Hep Şeref ederim. verdiniz. Selman Sermankayabaşı çok teşekkürler. Hayırlı uğurlu olsun İnşallah... E, güzel de e, geri dönüşler olur. Sevgili seyircilerimize de teşekkür ediyoruz. Bu arada bunu Tufan Gündüz Hocamız getirdi. Evet. Bursa'dan değil mi bu? Bursa'dan, ha. Kozahan'dan sizin e, çok seven, e, sağlam bir takipçiniz ama vefat etmiş bir Allah Rahmet eylesin. vasiyetini yerine getirdi. Ya evet bizim bir seyircimiz Yeliz, An annesi e, Yeliz Hanım'a çok teşekkür ediyorum. Evet, Yeliz Hanım, Yeliz hanım Yeliz hanımefendinin... Yeliz Hanım annesinin vasiyeti için annesinin vasiyeti. beni aracı kıldı. Lütfen bunu Pelin Hanım'a ulaştırır mısın dedi. Ben de gözüm gibi sakladım ve burada size ulaştırdım. Çok teşekkür ederim. Yeliz Hanım e, sağ olun. Ne kadar ince bir düşünce. Allah e, gani gani rahmet eylesin anneciğinize. O da demek ki beni seviyormuş. Ben ona bir e, fatiha okumak isterim. Çok teşekkür ederim. Bu güzel hediye için sağ olun. Çok kıymetli tabii. E, sevgili seyircilerimize de burada veda edelim. Valla güzel oldu program. Böyle arşivlik yayınlardan bir tanesi oldu bana göre. Gelecek hafta yine cumartesi gecesi Gönül Dağı'nın ardından buluşabilmek ümidiyle. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.